Başınız sağ olsun her şeyden önce. Sağ olun dostlar, sağ olsun. Dün itibariyle dönüş yolundaydınız. İşte Ankara'da bir mücadele ortaya koydunuz. Sesinizi duyurmak için haftalardır, aylardır bir mücadele içerisindesiniz. Tahir Çetin de bu mücadelede sizlerle birlikte başkan olarak bir aradaydı. Neler yaşandı dün ve tabii ki akşamdan sonra? 2020 tarihinde başladığımız mücadelemize verilen sözlerin, defalarca verilen sözlerin yerine getirilmesinde sonucu 1 Ekim'de Sayın Mustafa Eritaş'ın bir açıklama yapması da bizim mağduriyetimizin giderilmesi konusuyla ilgili bir açıklama yapması beklendi. Herhangi bir açıklama olmadığı için biz 4 Temmuz'da Ankara yürüyüşümüzü gerçekleştirdik ve Ankara'ya 20 kilometre kadar mesafede polis tarafından durdurulduk. Ve bu aramızda sadece heyet olarak meclise gitmemize izin verildi. Tahir Çetin, Ali Faik İntar, ben İdris Sarıkaya, bacaklarını kaybeden madenci olarak, arkadaşım gözlerini kaybeden Ali Kandemir ve Cuma Varol diye bir arkadaşımızla beraber 5 kişilik heyet olarak meclise gittik. Enerji Bakanlığı'na gittik, görüşmeler yaptık. Enerji Bakanlığı benim suçum değil, Çalışma Bakanlığı benim suçum değil, TK'yı benim suçum değil. Herkes topu birbirinin üstüne atıyor. Herkes meclisi işaret ediyor. En son Enerji Bakanlığı itiraf etti. Ben yasa taslağı hazırladım. Sayın Mustafa Eritaş'a 2 ay öncesi sundum. Bir türlü meclise getirmiyor. İtirafını bulundu. Sayın Şeref Kalaycı, Enerji Bakan Yardımcısı. Biz onun üzerine Sayın Mustafa Eritaş'tan randevu aldık. Görüşmeye gittik. Israrla bu kanunun çıkarılmasını istedik. Emsal temsil eder, emsal temsil eder. Devlet zan altında kalır dedi. Tahir Başkan dedi ki, emsal temsil etsin. Alsın garibanların hakkını. Bir de hayırlı bir iş yapın sayın vekilim dedi. Biz dedik ki, biz engelli olduk. Emek verdik. Kol verdik, bacak verdik, göz verdik, ömür verdik, can verdik dedik. Biz bu partimize defalarca oy verdik. Dedik, arkadaşımızın birisi dedi ki, vereceksiniz hakkımızı, ben de oy verdim. Dediğinde, vermeseydin kardeşim, ben senden oy mu istedim dedi Sayın Mustafa Eritaş. Evet. Şimdi Eritaş'tan cevap alamayınca, nasıl çözeceğiz sayın vekilim bu sorunu dedim. 880 tane işçinin vebali bizim üzerimizde. Bunlar bizden gelecek olan cevabı bekliyor dedik. Ben bu sorunu ancak şu şekilde çözerim. Ya kapalı bir şekilde, bir şekilde yani. Biz istedik ki yasayla olsun. Dedi ki bize, ben o şekilde yapamam, yasayla yapamam deyince, ben dedi ancak üzerimden bir talimat gelirse bu işi çözerim dedi. Ben de o zaman sayın vekilim, sizin üzerinizde Cumhurbaşkanımız, onun üzerinde Allah var dedim. Evet. Allah'tan Allah her gün dua ediyoruz. Cumhurbaşkanımızla görüşmeyi siz sağlayacaksınız. Bu 2015 yılında bu Soma'daki uyar madenciliğe Cumhurbaşkanımız 15. madde olarak söz verdi çözülmesi için. Ve Cumhurbaşkanımız sizlere talimat verdi. Bu sorunu, bu yarayı kapatın diye. Siz Cumhurbaşkanımızın verdiği görevi yerine getirmiyorsunuz dedik. Ve odasından ayrıldık. Dün yürüme kararı aldık. Yolda yürüyeceğiz dedik. Engellediler, yürütmediler. Israr ettik, ısrar ettik, feryat ettik, isyan ettik. Bunun neticesinde CHP Grup Başkan Vekili Sayın Özgür Özel, Naci Bostancı'yla görüştü. Cumhurbaşkanı vekilidir dedi. Bu sizin sorununuza çare bulur dedi. Arkadaşlarımız meclise gitti. Sayın Mustafa Eritaş'la görüştü, ısrar ettiler yine. Yine aynı cevap. Naci Bey'le görüşüldü. Demişler ki ikili görüşmede bir isim listesi oluşturun. Evet. Bir isim listesi oluşturun. Bu isim listesini getirin. Yasa değil. Biz bunu bir şekilde bu ödemeyi yapacağız. Sözünü almışlar. Ama defalarca söz verildi. Biz bunların verdiği artık hiçbir söze güvenmiyoruz. Hesaplarımıza paralar yatmayınca bir çıktığımız yola ölmek var dönmek yok sloganına çıktık. Artık biz öldük. Biz sözümüzü tuttuk. Bize söz verenler de sözünü tutsun. Gitti arkadaşlarım. Başkanım gitti.
Bunun vebali kime? Sayın Eritaş, rahat otur koltuğunda. Rahat otur. Huzurluysan rahat otur. İki tane cana mal oldun. Bu insanlar senin keyfinden öldü. Bu vebali size ait. Biz size açık açık söyledik. Bu işçi hasta, engelli, yaşlı. Bu işçilerin başına bir şey gelirse bu işin vebali size aittir. Güvenliği de söyledik, bakanlığa da söyledik, herkese söyledik, dünyaya söyledik. Ve bugün sabah saatlerinde iki tane arkadaşım, iki tane genç fidan, iki tane emekçi gitti. Evet. Bunun vebali tamamen Sayın Mustafa Eritaş'ın keyfi davranmasıdır. Hukukçu, kanun biz bilmeyiz. Ama bize tarif eden hukukçular, avukatlar diyor ki yasa çıksa dahil emsal temsil etmez. Bunun emsal temsil etmesi için iki tane partinin oy birliğine bunu Anayasa Mahkemesi'ne taşıması gerekir. Anayasa Mahkemesi emsal karar verirse bundan ancak bu kadar, o zaman hak talep edilebilir. Bu şekilde yasa çıksa bile ne? Hiç kimse buna dava açıp da bunu emsal karar gösteremez diyor. Ama Sayın Mustafa Eritaş ısrarla emsal temsil eder diyor. Biz başkanımızı kaybettik. En değerli arkadaşımız Ali Faik İnter'i 26 yaşında kaybettik. Bu çocuk 6 yaşında babasının hakkı kalmış. Ölmüş babasının hakkını arıyor. 19 yıldan beri. Bunun suçu muydu? Benimki bacaklarım yok. Ali Kandemir'in iki gözleri yok. 880 tane işçi umudu, ciğeri çürümüş. İşçi hakkını arıyor. Bu mu bize verdikleri değer? Bu mu bu memlekette işçinin değeri? Evet. Bu mu? Yani şimdi biz sözümüzü tuttuk. Biz ölmek var, dönmek yok dedik. Dönersek lokmamızı, dönmezsek helvamızı yapın dedik. Ve biz öldük. Bugün helvalarını kıracaklar. Ama biz sözümüzü tuttuk. Devletimizden de, bizi temsil eden meclisimizden de bize verilen sözleri yerine getirmesini talep ediyoruz. Ya bu tazminatları ödeyecekler, ya ödeyecekler. Biz artık Ankara'ya daha güçlü geleceğiz. Daha güçlü geleceğiz bu tazminatları alıncaya kadar. Hepimiz ölünceye kadar vermiş olduğumuz kararın arkasındayız. Ölmüşlerime Allah rahmet eylesin. Başı sağ olsun sevenlerinin. İçimiz yanıyor. Acımız evet. Çok büyük. Evet, evet. İdris Bey çok teşekkür ediyorum. Başınız sağ olsun. Büyük bir acı. Birlikte yol yürüdüğünüz, yoldaş olduğunuz sendikanızın da başkanı, aynı zamanda genç de bir arkadaşınızı yanında yitirdiniz. O babasının hakkı için yürüyordu. Şimdi babasıyla kucak kucağa olacaklar ama bu mücadelenin devam edeceğini de sizler ifade ediyorsunuz. Bir kez daha başınız sağ olsun. Tüm Soma'ya başsağlığı diliyorum. Tüm işçi sınıfına, emekçilere başsağlığı diliyoruz. Söylenecek sözün de bittiği yerdeyiz. Siz mücadelenin devam edeceğinin de altını çizdiniz. Biz son noktasına altını da çiziyoruz, üstünü de çiziyoruz. Her tarafını çiziyoruz. Bu hakları ya verecekler, ya verecekler, ya verecekler. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha başınız sağ olsun. Sağ olun, sağ olun. Efendim İdris Sarıkaya, Soma maden işçisi ki işte Tahir Çetin'le, Ali Faik İnter'le birlikte son gün, yani düne kadar bir arada birlikte meclise gelip Mustafa Elitaş'la, Naci Bostancı'yla görüşen o işte heyette bulunan bir isim, maden faciası.